En son temel gıda maddelerinde KDV'yi indirin dedik, sonunda indirdiler. Ama bu kopyacılar önünü arkasını düşünmeden alel acele iş gördükleri için indirimin tüm yükünü esnafımızın sırtına bindirdiler. Ticaret zincirinde esnafı esnafla, esnafı vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Yetmedi bir de esnafımızı tehdit ettiler. Esnaf bir gün önce yüzde sekiz KDV ile mal almış raflarına koymuş. Ertesi gün Sara esnafa diyor ki malını yüzde bir KDV ile sat. E, esnafı pandemide borca batırmışsın. Yetmez elektrik faturasıyla, gaz faturasıyla ezmişsin. Esnaf sermayesini senin yönetiminde yemiş bitirmiş. Şimdi dönüyorsun esnafa sen malını yüzde bir KDV ile sat. Alırken ödediğin yüzde KDV'nin de üzerine bir bardak su iç diyorsun. Peki küçük esnaf bu enflasyonun, faizlerin azgın zamanında bu aradaki farkı nereden karşılayacak? Gelin bu defada bizi dinleyin. Çünkü sonunda dinlemek mecburiyetinde kalacaksınız. Küçük esnafımız batmadan bu yüzde yedilik KDV farkını derhal iade edin. Yine millete izah edemediğiniz elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını derhal geri alın. Temel gıdada KDV'nin indirilmesi tabii ki olumlu. Ancak yeterli değil. Mutfaklardaki yangın korkunç bir hızla büyüyor. Sarayın yangınlarla mücadeledeki mücadeledeki sicili ise zaten ortada. Hatırlayın geçtiğimiz yaz Ege'de Antalya'da ciğerlerimiz yanarken bunların beceriksizliğini tüm dünya gördü. Yangın ormandaysa Saray uçak helikopter kaldıramaz seyreder, yangın mutfakta ise üzerine benzin döker. Türkiye enflasyon sepetinde benzinli otomobil, kira ve sigaradan sonra en çok ağırlığa sahip olan ekmeğe bu ay yüzde otuz civarında zam geldi. Sadece ekmeğe gelen son zamlar gıdadaki KDV indiriminin etkisini aldı, götürdü. Yine bu hafta ilaca yüzde otuz zam geldi. Şubat'ın ilk yarısında benzine, motorine LPG'ye yapılan %10 civarındaki zam zamlarda cabas. Mutfaktaki yangın tarladan başlayıp sofraya kadar uzanıyor. Bakın dün TÜİK Ocak ayı tarım üretici fiyatlarını açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla üretici fiyatları tek bir ayda %14,83 artmış. Bu mevcut seride gerçekleşen en yüksek aylık artış. Yıllık artış ise yüzde 52. Yani sıkıntılar market raflarından, pazar tezgahlarından değil, tarladan başlıyor. Hep diyoruz tarladaki yangın sönmeden sofralardaki yangın sönmez. Aylardır tarımdaki sıkıntılara dikkat çekiyoruz. Tedbir alınmazsa çiftçimiz tarlasına iyiden iyiye küsecek, çok ciddi bir gıda krizinin kapı, Gıda, gıda krizi kapımızda bekliyor diyoruz. Alınması gereken tedbirleri bıkmadan, usanmadan söylüyoruz. Şimdi bu tedbirleri bir kez daha tekrarlayalım. Önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlamasına derhal başlayın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin. Bu yıl için art sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin. Önümüzdeki sezon çiftçinin kullanacağı gübrenin bedelinin en az yarısını destek olarak verin. Yetersiz de olsa gübre fiyatlarında yaptığınız son indirimi bu sezon yüksek fiyatla önceden gübre almış çiftçiye de yansıtın. Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgisi yarısı bizden, yarısı sizden taahhüdünüze uyun. Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Sebze tohumu ve fidesindeki KDV'yi derhal yüzde bire çekin. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergiyi kaldırın. 2021 sulama tarifesini bu yıl arttırmayın. Çiftçimiz elektrik bedellerini hasattan sonra faize tabi olmadan ödeyebilsin. Bunu sağlayacak düzenlemeyi getirin. Bu yılın tarımsal destek bütçesini bir an önce kanunda öngörülen vermeniz gereken seviyeye çekin. Yani 79 milyar liraya çıkarın. Bunlar yapılmazsa gelecek yıl yiyecek ekmek bulamayacağız. Ama saray şürekasının artık ne iş yapacak ne de milletin dertlerine çare bulacak takati kalmamış. Yapabildikleri tek şey sorumluluğunu başkalarına yıkmak. Önceki dönem Cumhurbaşkanımız rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür. Galibiyetin sahibi çoktur ama mağlubiyetin sahibi yoktur. Binaenaleyh mağlubiyet yetimdir. Şimdi AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları yetim ve öksüz bırakmaya uğraşıyorlar. AK Parti Grup Başkan Vekillerinden biri çıkıyor. Bu zamları devlet yapmıyor diye veriyor. Şimdi bir gecede elektriğe %127'ye varan zam mı kim yaptı? Son bir yılda benzine %110, mazota %133 zam mı kim yaptı? Herhalde İngiltere kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız. Siz bu zamları sarayın kibirlisi yaptı. Ama utanma duygusu gidenin kalbi de ölürmüş. AK Parti'nin yerizi var. Bir de onunla yarışan şimdi Konya ve Erzurum'da da yerizler çıktı. Yeni yerizler var. Bu zamları CHP yaptı deyip milletin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Başka AKP'liler AK Partililer de çıkıyor. Faturalar fazla abartılıyor. Doğalgaza minimini mini zam geldi zamlar geçer, tepkiye lüzum yok diyerek tam bir pişkinlik sergiliyorlar. Damat bir zamanlar Cumhurbaşkanımız Ay'a dört şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Anlaşılan Yeliz ve tüm saz arkadaşları da salla yalanı bulunur, inananı diye düşünüyor. Allah aşkına milletime soruyorum bunlar ne yiyip ne içiyor? Bu kafaya nasıl geliyorlar? Pes doğrusu. Ayıptır, yazıktır, elinsaf. Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin. Çok açık söyleyelim. Kendi bahçenizde peydahladığınız bu zamları bizim evin avlusuna bırakıp kaçamazsınız. Öyle kapanda kaçan yok. Ne biz ne de milletimiz buna izin vermez. Bu zamlarında zulmünde nesebi sahihtir bu zamların, bu zulmün anası da, babası da ucube şahsım rejimidir. Değerli basın mensupları, ucube şahsım rejimi sadece zamla değil, işsizlikle de milletimize zulmediyor. Enflasyon da işsizlikte hızla arttı. G20 liginde ülkemizi sefalet şampiyonu yaptılar. TÜİK'in dün açıkladığı 2021'in son 3 ayına ait makyajlı rakamlara göre bile şahsım rejimiyle idare edilen son 4 yılda gerçek işsiz sayısı 2 milyon 889 bin kişi artmış. İşsizlik giderek katılaşıyor. Her üç işsizden bir tanesi bir yıldan daha uzun süredir işsiz. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı ise 1 milyon 49 bin olmuş. Her dört gencimizden biri ev genci. Daha da önemlisi üniversite mezunu gençlerin üçte biri. Emek emek, analarının babalarının emek emek yetiştirdikleri üniversiteli gençlerin üçte biri analarının babalarının eline bakıyor. Gençlerimiz umudunu artık bu ülkede değil dışarıda arıyor. Bunun vebali ucube şahsım rejiminin boynundadır. Bu ucube şahsım rejimi sadece milleti işsiz bırakmadı. Sadece milletin yediği tostun, baklavanın, içli köftenin içini boşaltmadı. Ülkemizin kurumlarının da içini boşalttı. Son üç yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş tane de TÜİK Başkanı gördük. Bürokratları mevsimlik işçiye çevirdiler. Şimdi beş gün önce Uluslararası İstatistik Enstitüsü ve Uluslararası Resmi İstatistikler Birliği başkanları ortak bir açıklama yaptılar. Türkiye'nin kamuoyuna güvenilir bilgi vermek, karar alıcılara yardımcı olmak için üretilen istatistiklere dair profesyonel ve bilimsel standartları belirleyen mesleki etik beyannamesiyle Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği